Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Böyle Çarpıtıldı programımızın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde daha önce anonsunu yaptığımız üzere Kur'an-ı Kerim'in çarpıtılan ayetlerine teker teker değinmeye başlayacağız. Bu çarpıtmaları yapanlar İslam karşıtları olup kamuoyunda İslam aleyhinde, Kur'an-ı Kerim aleyhinde propaganda yapıp insanları İslam dininden, Müslümanlardan, Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah'tan uzaklaştırmaya çalışan kimseler. Şimdi bu kimselerin çarpıtmalarında belli bir metot yok. Gelişi güzel saldırıyorlar, gelişi güzel hakaret ediyorlar. Ancak biz öyle yapmayacağız. Hani bir kişi eleştirisinden öte bir zihniyet çözümlemesi, bir zihniyet analizi yapacağız. Tabii bunu ayetler üzerinden yapacağız. İnsanların delil getirdiği ayetler, kafalarının bulandırıldığı ayetler hangileri, bunlara değineceğiz. Evet Vedat, hoş geldin. Sen de. Hoş bulduk. Evet Vedat, bugün Allah nasip ederse Lokman suresinin 34. ayet üzerinde bir kısım yapılan tartışmaları inceleyeceğiz. Evet, evet. Bunları analiz etmeye çalışacağız. Bu ayet biliyorsun İslam karşıtlarını bayağı bir heyecanlandırıyor. Kendilerini bayağı bir mutlu hissediyorlar bu ayetleri okuyunca. Evet. Gönülden iman edeleri geliyor bu ayete. Evet. Şimdi nedir Vedat buradaki kavga? Şimdi burada bu ayeti birkaç videoda böyle gördük şeyde, internet üzerinde, işte Kur'an'daki işte mantıki çelişki, bilimle olan çelişki vesaire adı altında bu ayetleri gösteriyorlar. Aslında bu ayetleri göstermeleri şu açıdan güzel oluyor. Bu insanların ellerinde aslında Kur'an'a yönelik ele avuca sığar hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Yani Kur'an o kadar sağlam bir kitap ki göstere göstere böyle ipe sapa gelmez bir takım şeyler gösterebiliyorlar sadece. O da işte çarpıtma ürünü olarak gösterebiliyorlar. Bu da Kur'an'ın aslında ne kadar sağlam bir kitap olduğunu da gösteriyor. Şimdi burada çarpıtılan bu ayet nedir, neden çarpıtılıyor, nasıl çarpıtılıyor? Bir kısaca ondan bahsedeceğiz. Ya aslında bunu, o videoları izleseler arkadaşlar da hiç kabul edilir bir tarafı olmadı. Söyledikleri şeylerin de hani hiç tutulur bir tarafı olmadığını görürler. Şimdi burada mevzuya girmeden önce şunu söyleyeyim. Ben de internette bununla ilgili videolar gördüm, izledim. Hatta bir tanesini videosunu izledim. Birkaç hafta sonra bir daha izlemek için baktığımda adam videoyu kaldırmış internetten. Ne hikmetse kaldırmış. Keşke dursaydı video orada. Şimdi bakıyorum, okuduğu yer kendisine delil değil. Ama kafa şartlandığı için tabii böyle düz gidiyor. Mesela diyor ki, Mugayyebat-ı Hamse konusu biliyorsun, böyle bilinir İslam tarihinde. Yani beş bilinmeyen mevzu işte. Bunları yalnız Allah bilir, Allah'tan başkası bilmez. Öyleyse şöyle şöyle sorunlar ortaya çıkmıyor mu? Buna biraz sonra değineceğiz. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Ayetin daha detaylı incelemeden. Yağmuru o yağdırır ifadesini okuyor. Sonra diyor ki gördüğünüz gibi Allah'tan başkası bilmez dedi. Yani bence bu bir tür psikolojik rahatsızlık olsa gerek. Kim psikozunun getirmiş olduğu bir şey. Ya öyle değil. Yani şunu çatal diye insanlara anlatmıyor. Hem gösteriyor hem de bu çataldır, buna böyle inanacaksınız diyor. Gerçekten bu İslam karşıtlarını anlamak çok zor. Yani inanmayabilirsin. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorum. Allah'a inanmıyorum. Muhammed Aleyhisselam'a inanmıyorum. Ama yani Kur'an-ı Kerim hakkında niye kendini yalan söylemeye mecbur hissediyorsun ki? Ya da niye kendini komik duruma düşürüyorsun ki? Aynen. Gereksiz yani. Şöyle bir şey var. Geçen ben de internette bir şeye denk geldim. Ona da çok güldüm. Şey diyor, Allah cennette Kur'an'da açlık ve susuzluğun çekilmeyeceğini söylüyor. Orada ne açlık çekerler ne susuzluk çekerler diyor. İşte başka ayetlerde de bol bol rızıklar, içecekler, yiyecekler olduğundan bahsediyor. İşte Kur'an böyle çelişkili bir kitap. Yani şimdi ya sen hani Kur'an'a saldıracağım diye kendini niye komik duruma düşürüyorsun ki? Yani niye böyle kendini zorluyorsun? Yiyecek içecek bol olduğu için zaten o da açlık, susuzluk çekmiyorsun ki. Yani bu ikisinin arasındaki bağlantıyı sen kavrayacak zekaya sahip değilsen, hani bunu niye insanlara ifşa ediyorsun ki kalkıp da kendine? Hani Kur'an-ı Kerim'in sırtı kabahatini. Hayır, dediğimiz gibi bir adam Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsa inanmıyorum desin, kabul etmiyorum desin, ama yani kendini komik duruma düşürmenin de hiçbir alemi, hiçbir gereği yok. Neyse Vedat, şimdi bu ayetlerle ilgili şöyle, öncelikle ayeti okuyalım metninden. Tabii. Lokman suresinin 34. ayeti. İnnallâhe indehu ilmussâ'a. Hiç şüphesiz ki o saatin, yani kıyametin kopacağı saatin bilgisi Allah'ın katındadır. Onun hangi saat, hangi dakika olacağını Allah bilir. Ve yunezzilul gayse. Yağmuru da o indirir. Yağmuru yağdıran da odur.
Ve ya'lemu, o bilir. Neyi bilir? Mâ fil erham. Rahimlerde olanın bilir. Rahimlerde olanı bilir. İfadeler çok önemli. Ve mâ tedri nefsun mâza teksibu gaden. Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilmez. Ne kazanacağını, ne elde edeceğini bilmez. Ve mâ tedri nefsun bi eyyi ardın temut. Hiçbir nefis de nerede öleceğini, hangi yerde öleceğini bilmez. İnnallâhe alîmun habir. Alim ve habir olan Allah'tır. Şimdi buradaki ayetlerden yola çıkarak diyorlar ki işte ayette yağmurun ne zaman yağacağını sadece Allah'ın bildiği söyleniyor. Oysa ki biz bugün meteoroloji bilimi sayesinde yağmurun ne zaman yağacağını yağmurdan önce bilebiliyoruz. Birincisi Kur'an'ın çelişkisiymiş bu. Bilimsel çelişki. İkincisi deniliyor ki işte rahimlerdeki çocuğun cinsiyetini Allah'tan başkası bilmez diyor ayette diyor. Videoyu yapanlar. Oysa ki biz bugün işte gelişen teknoloji sayesinde çocukların cinsiyetini daha doğmadan tespit edebiliyoruz. Diğerleri için bir şey söylüyorlar mı bilmiyorum. Yani bu kazandıklarıyla alakalı şeylerle alakalı. İşte şöyle diyorlar onun içinde. Efendim bugün diyor şirketler diyor yıllık hesaplamalarını, gelir gider tablosunu çıkartabiliyorlar diyor. Ayrıca biz de yarın ne kazanacağımızı, ay sonu ne kazanacağımızı biliyoruz diyor. Yani. Öyle bir şey söylüyorlar mı gerçekten? Onu da söyle. Hadi bunlar biraz elle avuca tutulur bir böyle cevap verilebilir yanı var ama o söyledi hiçbir cevap verilebilir ya tarafı Allah, yok. Ya Allah, bu arada şirketten mi bahsediyor? Ya bunlarla alakalı bir şey söylemiyorlardır diye düşündüm ben şahsen ama burada önemli olan şey yağmur meselesi özellikle. Çünkü şöyle söylüyorlar. Yağmurun ne zaman yağacağını sadece Allah bilir diyor ayette. Şimdi ayete bakıyorsun. Ayette söylenen şey şu. Ve yunezzulul gayse. Yağmuru indiren odur. Yani ayetin metninde yağmurun ne zaman yağacağını sadece Allah bilir diye bir ifade yok. Hayır, kimse bilmez Allah bilir diye bir tartışma yok ki. Yok. Hayır, ayette zaten öyle bir şey yok. Sen ayetin söylemediği bir şeyi iddia ediyorsun. Onun üzerinden Kur'an'a saldırıyorsun. Şimdi zaten bu adamların geçen hafta da söylemiştik karakteri. Bu adamların işte ortaya attığı iddiaların karakterinde bu tarz çarpıtmalar var. Yani zaten İslam böyle çarpıttılar dememizin amacı da bu programı. Ayette denmeyen şeyler üzerinden Kur'an'a saldırma. O zaman Vedat bu şahıslar böyle Kur'an-ı Kerim'e karşı kim psikozuyla halüsinasyon veriyor? Olmayan şeyleri varmış gibi görüyorum. Olmayan bir şey üzerinden 45 dakika konuşuyor adam. Ya ayet öyle demiyor. Çok enteresan bir şey. Şimdi onu izleyenler de ya sanki Kur'an gerçekten öyle söylüyormuş gibi adam bak Kur'an'ın açığını yakalamış diye. Yani sanki bu kadar insan Kur'an'da bu ayette öyle bir açık var da onun farkında değil gibi bir o tespit etmiş. Çok büyük bir tespit yapmış gibi insanlara anlatıyor. Yine devamındaki ve ya'lemu ma fil erhamı bu ayeti de metinde yazmayan şekilde çeviriyor. Rahimlerdekinin cinsiyetini işte sadece Allah bilir diye çeviriyor. Şimdi ayette cinsiyet minsiyet geçmiyor. Öyle bir kelime yok. Ama sanki ayet onu söylüyormuş gibi. Biz bugün çocuğun cinsiyetini önceden tespit edebiliyoruz. Ya ayette cinsiyet geçmedi ki zaten. Rahimlerde olanın ne olduğunu, rahimlerde olan Allah bilir. Bu sadece cinsiyetle alakalı bir şey değil ki. Burada cinsiyeti sen kendin takdir ediyorsun. Kendin oraya koyuyorsun. Dolayısıyla yani şimdi buradaki eleştiriler ya da işte o şirket mevzusu. Ya sen istediğin kadar fizibilite raporu çıkar, şunu çıkar, bunu çıkar. Yarın İngiltere'de bir karar çıkıyor. Borsa düşüyor, şu düşüyor, bu düşüyor. Bir bakıyorsun hesapladığın şey kar, şu kadar kar hesaplıyorsun. Bir anda tam tersi yönde zarar ediyorsun. İşte dolar bu kadar çıktı düştü. Millet mahvoldu gitti. Tabii şimdi ürün ekiyorsun, biçiyorsun, alacağım, yarın toplayacağım, pazara götüreceğim, şu fiyattan satacağım diye kafanda tamam bir raporu yaparsın. Ama bir çekirge sürüsü gelir o gece, bütün ürün yok olur gider. Sen bunu bilebilir misin? Bilemezsin. Bütün hesapların dağılabilir. Yani çünkü insan çok aciz bir varlık gerçekten. Yani bu kadar elinden geldiği kadar tabii ki ileriye yönelik hesaplarını yapar, şunları yapar, bunları yapar ama insanın hesap edemeyeceği o kadar çok faktörler var ki. Ya kesinlikle Vedat, bak şöyle bir şey var. Şimdi Konya biliyorsunuz tahıl ambarımızdır. Türkiye'nin tahıl ambarıdır. Tamam, güzel.
Ama Türkiye'de en çok obruk haberleri nerede yapılıyor? Konya'da yapılıyor. O da neden? Bazı uzmanlar diyorlar ki işte tarım arazilerinde çok su kullanıldığından dibe inen su toprağı yumuşatıp orada çukur oluşturuyor. Onun tam fiziksel açıklamasını yapamayacağım. Ama altta oluşan su tabakası toprağın çökmesine neden oluyor. Dolayısıyla yarın hasadı kaldırmak için oraya giden bir adam tarlayı yerinde bulamıyor. Bırak hasadı, tarlayı yerinde bulamıyor. Yani insanoğlu yarınki hesaplamalarını zan üzere yapar. Aynen öyle. Evet yani doğru, kafamızda bir şey var. Ama o gerçekten öyle mi gerçekleşecek? Hiçbir şekilde garanti veremiyoruz. Öyle olmaz onu. Yani insan kendi sınırları dahilinde, mevcut veriler dahilinde geleceğe yönelik tabii ki hesaplamalar yapmak zorunda. Ama yani bizim hesaba katmadığımız, sadece Allah'ın bildiği o kadar faktörler var ki işin içinde. Mesela hangimiz 17 Ağustos 1999'da saat gece 2.59'da 1 dakika sonra deprem olacağını biliyorduk. Binlerce insan bir anda toprağın altına gitti. Binlerce şirketin o anda raporları vardı, şunları vardı, bunları vardı. Hepsi yalan oldu gitti. Hepsi gitti. Bu kadar. Yani buradan hani bir sinekten yağ çıkarmak diye bir ifade vardı. Zorlarsın zorlarsın bir şey elde ederiz diye. Çıkmıyor güzel kardeşim. Buradan bir sonuca ulaşmayın. Şimdi mevzu şu açıdan da zenginleştirebiliriz Adap. Şimdi ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki kıyametin diyor saatini sadece Allah bilir. Kıyamet hakkındaki bilgi Allah katındadır. Aslında evet doğru sadece Allah bilir. Ancak bu ayette sadece o bilir diye bir ifade yok. Onu Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinden ele alıyoruz. Yani sadece o bilir ifadesi burada yok. Bir kere sen kafana bunu şartlandırmışsın. Kur'an-ı Kerim'e saldırmak için bu suya yatmışsın. Bu su da elinde patlamış görünüyor. Şimdi bir sonraki ifade şöyle. Yağmur o yağdırır. Biz çok iyi biliyoruz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yağmurun oluşum şartlarını anlatıyor. Hayır şimdi bu elemanlar kıyametin saatini bilebileceklerini mi söylüyorlar? Şimdi öyle bir iddiaları var mı ki? Şu, o iddialar maalesef bizimkilerin içinden çıkıyor. Onlar zaten kıyamete inanmıyorlar ki. Onların içinde öyle bir şey zaten yok. Şimdi Vedat şöyle bir şey var. Kıyamete inanmıyorlar da kıyamete inananların böyle bir iddiası var. Mesela Said Nursi ne diyor? Kıyametin saatini de hesapladık diyor. 1-2-100 bilmem ne. Bir de öyle bir tarih söylüyor ki ne kendi o zaman hayatta ne bu yalana inananlar o zaman hayatta. Şimdi bunları söylüyor. Yani işte tehlike sadece dışarıdan gelmiyor ki. İçeriden de var. Bana kıyametin tarihini anlatmayan, birkaç tane tefsir falan söyleyebilir misin? Hadisler uydurmuş bunun hakkında. Ümmetimin ömrü 1000 yıldır. 1000 sene sonra kıyamet kopmadı. O zaman yeni bir hadis uydurmuşlar. Allah bu ümmetin ömrünü uzatmaktan aciz değildir. Allah yanlış hesap yapmaktan da aciz değildir. Saçmalamayalım. O mevzunun başka bir tarafı. Şimdi ikinci kısımda diyor ki yağmuru o yağdır. Bu ne demek? Yağmurun yağma prensiplerini, kurallarını Allah koymuştur. Bu kurallara ve prensiplere göre yağmur yağar. Zaten yağmurun ne zaman yağacağını biliyoruz diyenler de şimdi bu İslam karşıtı arkadaşlar anlaşılan hiç haberlerden de haberleri yok. Meteorolojiden de haberleri yok. Çünkü hava tahmin raporu diye gelir. Kesin bilgi evet. Diye gelmez. %86 da yüzdeler verir. Yüzdeler verir. %86 böyle olacak, 90 böyle olacak falan gibi bilgiler verir. Kaldı ki o da eğer Allahu Teala'nın oluşum şartları, yağmur oluşturma şartları belirmişse tahmin yapabilir. Mesela yani, sen 2070 senesinde nereye yağmur yağacağını ne hala bilmiyorsun. 2070'i boş ver şimdi. Haziran ayında hangi tarihte nereye yağmur yağacak? Ya işte, söyleyebilir misin? Şu var. Bizim bilgimiz vardır ancak kısıtlıdır. Kısıtlı bunu de. Biz bunu savunuyoruz. Bunu savunmakta problem yok. İnsanın bilgisi kısıtlıdır. Şimdi, şimdi Kur'an'ın indiği dönemde bu bilinmiyordu. Şimdi meteoroloji sayesinde biliniyor deniyor ya. Ya Kur'an'ın indiği dönemde de insanlar belli işaretlerden yağmur yağmadan önce bilebiliyorlardı zaten. Evet, Furkan bakıyor rüzgar esmeye başlıyor. İleriden bulutlar gelmeye başlıyor. Adam diyor ki işte akşama doğru yağmur yağacak. Ya o kadarını zaten o dönemdeki insan da tahmin edebiliyor. Şu bugünkü meteoroloji o dönemki insanın biraz gelişmiş hali. İşte uydu fotoğraflarıyla, bulutların fotoğraflarıyla sadece biraz daha öncesinden bilebiliyorsun. Ama bildiğin şey gene yağmur geldikten sonra onu biliyorsun. Kaldı ki meteorologların yağmuru biz yağdırıyoruz diye bir iddiası var mı? Ya öyle bir iddia diyorsun. Diyor ki Allah yağmuru ben yağdırırım diyor. Ben bilirim bile demiyor. Tabii ki Allah bilir. Ona yürekten inanıyoruz zaten de. Burada Allah diyor ki yağmuru ben yağdırırım. Eğer sizin karşı bir iddianız varsa o zaman şöyle bir iddiayla karşımıza çıkacaksınız. Yağmuru Allah değil meteorologlar yağdırır. Bunu da ispatlayın kabul ederim Kur'an-ı Kerim'in yanlışını. Ama saçmalamanın bir anlamı yok. Hem burada şunu da ilave edelim çünkü her açıyı kurcalıyorlar. Efendim havaya yağmur bombası bilmem ne bombası atıp da bulutlardan yağmur yağdırma. Hayır hiç alakası yok. Bir hatırlayamadım şimdi bir ilde bulut geldi. Yağmur yağdırsın diye bomba attılar gitti başka bir ile yağdı. Bunlar da oluyor. Dolayısıyla sanki böyle bilimi putlaştırmasınlar. Bilimi putlaştırmasınlar.
Aslında bu İslam karşıtlığı ilkel bir putperestliktir adam. Bunların da ruhani liderleri var. Bunların da kendi kutsalları var. Adamlar bak bir tez ortaya koyamayan kalkar öbürüne saldırır. Sen kendi ateizmini yaşa. Kendi hangi dindensen, hangi inançtansan ya da değilsen bunu yaşa. Ama Kur'an-ı Kerim'e saldırmadan, saldırırken de eline yüzüne bulaştırmadan duramıyor musun? Demek ki duramıyorlar. Mesela Allah-u Teala Zuhruf suresinin 11. ayetinde bu yağmurun yağışının bir sistemi olduğunu söylüyor. Öyle rastgele olmadığını söylüyor. Ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. Kader kelimesi ölçü yani bir sisteme göre indirmiştir diyor. Yani dolayısıyla bu ölçüyü siz ilim ile, bilim ile öğrendiğiniz zaman yağmurun oluşum şartlarını, gelişimini, yönünü, rüzgarının şeylerini hesap ettiğiniz zaman o yağmurun bu ölçü dairinde işaretleri ortaya çıktığı zaman nereye, ne zaman yağabileceğini gene tahminen bilebilirsiniz. Kesinlikle. Ama yine o işaretlerin ortaya çıkması gerekiyor. İşte burada yağdıranla yağmasını bilmek arasında fark var. Bu farkı göremiyor arkadaşlar ya da görmek istemiyorlar. Şimdi Allah-u Teala o bahsetmiş olduğun kadere Nur suresinin 43. ayetinde vurgu yapıyor. Ayet şöyle başlıyor. Elem tera ennallaha yuzdi sahaben diye başlıyor. Allah diyor görmüyor musun diyor. İşte bulutları diyor sürüyor. Sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasından yağmur çıkıyor. Şimdi dikkat edersen Vedat. Ayet-i kerime elem tera diye başlıyor. Görmüyor musun diye başlıyor. Ya Allah-u Teala ben bilirim benden başkası bilmez deseydi bu ayetin olması mümkün olur muydu? Ya aynen öyle şeyde Furkan suresinde de şimdi ayeti şeyde... Sen onu bul ben okumaya devam edeyim Vedat. Diyor ki o gökten oradaki dağlardan yani dağ gibi bulutlardan yağmur indirir, suyu indirir. Artık onunla dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Yani Allah-u Teala yağmurun kendisinden başkasının bilemeyeceğini değil, yağmurun prensiplerini kendisinin oluşturduğunu söylüyor. Bu gözlemi biz yaparsak yağmurun ne zaman, nereye, hatta ne miktarda yağabileceğini bile tespit edebileceğimizi bize söylüyor. Allah-u Teala buyuruyor ki bak وَهُوَ الَّذِي أَلْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاهًا تَهُورًا O rahmetinin öncesinde rüzgarları müjdeci olarak gönderir. Sonra da temiz bir suyu gökten indirir diyor. Yani yağmur yağmadan önce müjdeci olarak yani yakında yağmur yağacak. İşte haberci olarak. Bunun müjdesi olarak rüzgarı gönderdiğini söylüyor. Ya bu rüzgar ifadesi de çok önemli. Yağmurda biliyorsunuz alçak basınç yüksek basınç şeyi vardır. Evet, evet. Farkından kaynaklanır. Orada o yüzden yağmur yağmadan önce rüzgar çıkar. Sirkülasyonu olur. Hiç rüzgar olmayan yerde bir anda şey olmaz. Dolayısıyla yani Allah-u Teala zaten önceden bir şey gönderdiğini söylüyor. Yağmurun yağacağının habercisini. Ya sen bu haberci üzerinden, işaretler üzerinden yağmurun yağacağını söyleyebilirsin. Dersin ki yağmur yağacak. Evet şartlar oluştu. Şimdi da diğer bir maddede neydi? İşte ya rahimlerde olanı bilir. Şimdi rahimlerde olanın cinsiyetini belli bir aşamaya kadar belli bir aşamadan sonra bilebiliyoruz. Ya da sperm nakli yaparak işte suni döllenme diyorlar. İşte tüp yöntemiyle hamile kalması dişinin gibi şeyler söylüyor. Ama bakın burada ayeti gelmedi Allah-u Teala cinsiyetten bahsetmiyor. Cinsiyete karar veren Allah'tır. Şimdi insanları erkek ve kadın diye yaratmıştır. Sen bunun üstünde üçüncü bir tür üretemiyorsun. Bu bir. İki, rahimde olan çocuğun parmak izini, ömrünün ne kadar olduğunu bunları da bilebiliyor mu? Bilim adamları bunları tespit edebiliyorlar mı? Ancak oluştuktan sonra. Dolayısıyla ayeti kerimede bak tamamen bilmez de demiyor. Her şeyi siz bilirsiniz böyle bir şey de yok. Ne var? Allah-u Teala gerek ana rahminde gerekse yağmurun oluşumunda bir takım şartlar, emareler koymuştur. Bunlar oluştuktan sonra biz bilebiliriz. Peki abi, bazı şeyler vardır. İşte insanın sahip olduğu yaratılıştan gelen bazı fıtri özellikleri, melekeleri, yetenekleri. Bunlar doğduktan sonra bile değil. İşte belli bir yaşa geldikten sonra ancak öğrenebildiğin şeyler. Doğuştan gelen bir takım yeteneklerdir. Anne karnındayken Allah daha ona yüklemiştir onu ama sen artık belli bir yaşa geldikten sonra onda o yeteneklerin olduğunu anlıyorsun. Yani Allah-u Teala ama daha anasının, annenin karnındayken bile o çocuğun nasıl bir çocuk olduğunu, nasıl karakter özelliklerine sahip olduğunu, nasıl bir kişiliğe sahip olacağını hepsini biliyor. Evet Vedat, bu son maddede Lokman suresinde hiçbir nefis yarın işte hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez diyor. Gayet cevabı basit.
az önce vermiş olduğumuz deprem örneğini bir daha verebiliriz. O depremin o gün yaşanacağını bilseydi insanlar kesinlikle evlerinde uyumazlardı. Kendileri karar vermediler nerede öldükler. O geminin batacağını bilseydin bilmezdin. O de evin depremde yıkılacağını bilseydin içine girmezdin. O uçağın düşeceğini bilseydin o uçağa binmezdin. Dolayısıyla bizim ölümümüz bizim elimizde değil. Allah-u Teala bundan bahsediyor. Evet. Yani bu İslam karşıtları çok zorlamasınlar, kendilerini kasmasınlar. Buradan başka bir şey çıkmıyor. Yani çıkartamıyorsunuz arkadaşlar. Çıkartırken elinizde yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Sonra yayınlamış olduğunuz videoyu kaldırmak zorunda kalıyorsunuz. Ama hala bazı ergen tipler sizden kopyaladıkları videoları sanki bir zafer kazanmış gibi yayınlıyorlar. E ne diyelim, Allah akıl fikir versin diyeceğim, Allah'a inanmıyorlar. E o zaman kendi haline bırakacaksın. Vedat, burada sadece eleştirilmesi gereken İslam karşıtları mı? Ya bu ayetleri Müslümanlar da aslında bu İslam karşıtlarının söyledikleri şekilde yorumlayıp bunun üzerinden bir takım yorumlar yapmışlar. İşte Allahu Teala sadece Allahu Teala'nın sadece Allahu Teala'nın bildiği 4 şey. İşte 5 şey. Dört şey. Bu başlığı koymam bile başlı başına problem yani. Allahu Teala kıyametin ne zaman kopacağını bilir. İnsanın ölümünü hükmetmiş olduğu insan ne zaman nerede öleceğini kendisi takdir eder buyurur. Ki Müslüm işte o dediğimiz o Allah'ın sadece bildiği 5 şey diye buradan edebiyat yapanlar da ayette geçen yağmur indiren Allah'tır ifadesini yağmurun ne zaman yağacağını sadece Allah bilir diye yazılarına yazınca tabii adamlar da haklı olarak kardeşim siz de böyle söylüyorsunuz. O zaman şey ortaya çıkmıyor mu? Körlerle sağırlar, birbirini ağırlar. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani senin uydurduğun yalanı alıyor adam, bir başka yalan icat etmek için kullanıyor. Birisi İslam dinini yanlış anlatıyor, öbürü de bilinçli bir şekilde yanlış anlaşılmasını sağlıyor. Yani bence Vedat şöyle bir şey var. Aslında bak şurada çıkıyor. İnsan eli değdiği zaman nasıl büyük fecaatler ortaya çıkıyor. Yani Kur'an'ın insan eli değmemiş bir metin olduğu buradan da anlaşılıyor. İnsan işin içine karıştı mı, yok Allah'ın bildiği 5 şey budur diye işin içine karıştı mı nasıl bir sürü problem çıkıyor oradan. Sen kendini tasnif etmeye çalışırsan elini yüzüne bulaştırıyorsun. Ama öbürden Allah'ın dediği şeklinde koydun mu hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Vedat bir şey daha ekleyelim buraya. Şimdi mealde şöyle bir ifade var. Yağmurun yağacağını o bilir. Şimdi bir tanesi diyor ki, bakın diyor. Burada yağmurun yağacağını o bilir ifadesi, yani bilir ifadesi başka, o bilir bambaşka. Şimdi manayı ayetin içerisinde Allah'tan başkası bilmez ifadesini giydirmeye çalışıyor. O bilir ifadesini kullanarak işte gördüğünüz gibi Allah'tan başkası bilmez diyor. Ya bakın. Ayette o. Bir eleştiri yapmanın yok asgari yani. Şartı, namuslu olma şartı metnin aslına sadık kalmaktan geçer. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Muhammed Aleyhisselam'a Türkçe vermedi. Türkçe kalıplarla vermedi. Mealini de vermedi. Aslını Arapça olarak indirdi. Ayetin metni içerisinde ondan başkası bilmez diye bir ifade yok arkadaşlar. Güzel kardeşlerim. İkide bir biz Müslümanlara yapmış olduğunuz aklınızı kullanın tavsiyesini Allah rızası için ya da neye tapıyorsanız onun rızası için biraz da kendiniz uyun. Kur'an-ı Kerim'de olmayan manaları giydirerek, olmayan manaları yedirerek sanki Allah böyle diyormuş, bunun üzerinden de İslam dini böyle bilinmiş, İslam bilim karşıtıymış, bilmem ne karşıtıymış, yapmayın Allah aşkına ya. Yani arkadaş o kadar çok yalan söylüyorlar ki hangi birine yetişeceksin yani? Evet, evet. Hangi birine yetişeceksin? Demek ki yalanlar olmasa ayakta duramıyorlar. Zaten Vedat bir insan ne zaman yalan söyler? Yani ne zaman alay edip aşağılar yalan söyler? Kendini savunabilecek haklı bir gerekçesi olmadığı zaman. Bu kadar yani aciz ve zavallısın. Geçen haftaki videomuzda Turan Dursun ve İlhan Arsel'e eleştiriler yaptık. Bu eleştiriler yapmamızın nedeni onların kişiliklerine saldıracağımızdan değil. Bizim saldırmamıza gerek yok. Allah'ın kıyamet günü Allah-u Teala ile hesaplaşırken, ona hesap verirken kendi ifadesini savunmasını yapsın. Bizi ilgilendirmiyor. Zaten kişilikleriyle alakalı hiçbir şey söylemedik ki. Ama o bir ekol. Bu açıdan biz olayı değerlendirdik. Yoksa pek çok İslam karşıtı var, pek çok İslam dinine iftira atan var, atarken elini yüzüne bulaştıran bir sürü insan var. Ama onlar bir ekol ve güya aydınlanmanın önderleri. Biz de onların ne kadar insanları kararttıklarını, ne kadar münevver aydınlar olduklarını görmüş olduk. Yani söylemiş oldukları akıl mantık dışı yalanlarla. Bu yüzden yani şahıs eleştirisi üzerinde durmuyoruz. Gerek de yok zaten. Bizim muhatabımız onlar değil. Bize diyorlar ki Vedat, işte falan şahsı tartışmaya davet etsene. Ben niye falan için ajandan bozayım? Niye birileriyle özellikle tartışayım? Varsa arkadaşımızın bir cevabı buyursun versin. Yani şöyle diyorlar Vedat. Güya bizi sözüm olarak tahrik ediyorlar. İşte korkuyorsunuz değil mi? Karşına çıkamıyorsunuz değil mi? Ya insanları kendinizden korkanlar ve korkmayanlar diye ikiye ayırmayın. Bu doğru bir şey değil. Söyleyeceğiniz bir şey varsa akıllı mantıklı eleştiriler yapın. Biz birilerinin karşına çıkmak zorunda değiliz. Birileri de bizim karşımıza çıkmak zorunda değil. Yani bu programı yaparken biz kafamızda birilerini koyduk. Onlara habire saldıralım. Böyle bir amacımız yok ki. Bir İslam karşıtlığı var ve bu akım yalanlar üzerine kurulmuş durumda. Bunu deşifre ediyoruz.
Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Sanıyorum bu kadar cevap, yani laftan anlayan insan için yeterlidir. Şimdi ben sana bir başka soru soracağım Vedat. Kur'an-ı Kerim'in en büyük eksiği. Kur'an-ı Kerim'de niye kardan bahsedilmiyor? Doludan bahsedilmiyor? Ya bunlardan bahsedilmiyor diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte Nebimizin yaşadığı dönem, işte Arabistan coğrafyası. Oralara kar yağmıyordu. Hayatında hiç kar diye bir şey görmemiş. Kar diye bir şeyin varlığından haberi yok. Öyle bir insan düşün. Bir insan var ve kar diye bir şeyin varlığından haberi yok. Yani dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir tarihinde böyle bir insan var mıydı bilmiyorum. Haberi yok. O yüzden Kur'an'da da bundan hiç bahsetmemiş. Yani sanki sen 63 yıllık o dönem içerisinde bütün bir hava raporlarını inceledin. Kar yağıp yağmadığını tespit ettin. Kesinlikle yağmamış hiç kar. Hiç Muhammed görmemiş. Ondan sonra diyorsun ki ya Kur'an'da o yüzden kardan bahsetmiyor. Ya kardeşim Allah-u Teala'nın kar, yağmur, dolu diye bunları tek tek zikretmesine ne gerek var? Allah-u Teala Kur'an'da bu hava olayından bahsederken su ifadesini kullanıyor. O Allah gökten suyu bir ölçüyle indirdi. Az evvel okuduk. Suyu bir ölçüyle indirdi. Suyun halleri nelerdir? Katı hali, gaz sıvı hali vardır. Var. Katı hali vardır. Gaz hali vardır. Buz hali, evet. Gaz hali zaten bulutlar. Sıvı hali yağmur de şeklinde ve katı halde kar şeklinde, dolu şeklinde iniyor. Ama dolu şeklinde de inse, kar şeklinde de inse, sıvı halde de inse inen şey ne? Su. İnen şey su. Su inen ma'dır. Ve yunezzirül ma ediyor Allah'ın. Allah-u Teala da gökten bir su indirdi diyor. Ya bu kadar basit. Yani bunu yağmur diye, kar diye, dolu diye ayrı ayrı zikretmesine gerek yok ki. Şimdi bunu zikretmemesi güya birilerine göre Kur'an-ı Kerim'in en büyük eksiğiymiş. Neyse Vedat, yani gördüğün gibi İslam dinine hücum edenler, İslam dinine saldırmaya çalışanlar, saldırırken de kendilerini ifşa edip eline yüzüne bulaştıranlar, bunların ardı arkası kesilmeyecek Vedat. Bu yani bu şurada bir yemek var diyelim, bir sinek kovuyorsun, dönüyor dönüyor bir daha geliyor, dönüyor dönüyor bir daha geliyor. Yani kıyamet kopana kadar bunlar olacak. Yani Allah-u Teala bu tartışmaları bitirmemizi istemiyor. Buna bizim gücümüz yetmez. Ancak hangi safta olduğumuzu bilmek istiyor. Biz de kendi tavrımızı, kendi safımızı belli ederek Kur'an-ı Kerim'in yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman öyle bilim karşıtı ifadeler falan yok. Bu birilerinin hayalleri, halüsinasyonları. Kendileri Müslüman olmayabilirler, İslam dinini beğenmeyebilirler. Ancak İslam dinine iftira atmak, Kur'an-ı Kerim'i karalamak bizim Kur'an-ı Kerim'e olan güvenimizi daha da arttırır ve karşı tarafın ne kadar zavallı, sefil durumda olduğunu gösterir. Vedat, son eklemek istediğim birkaç şey varsa onları da alabilirim. Ondan sonra bu söylemler, işte bugün okuduğumuz bu aslında Lokman suresinin 34. ayetinde çok böyle gösterdikleri bir şey. Yani çok mal bulmuş mağribi gibi sürekli işte Kur'an'da böyle vesairede. Aslında onlar ne kadar aciz olduklarını gösteriyorlar. Yani Kur'an'a karşı ellerinde hiçbir sağlam materyal yok. Hiçbir sağlam delil yok. Gösterdikleri ayetler bu ayetler. Onları da zaten yanlış çeviriyorlar, doğru çevirmiyorlar, çarpıtıyorlar. Bu da Kur'an'ın ne kadar sağlam bir kitap olduğunu, öyle dışarıdan saldırılarla sarsılabilecek bir kitap olmadığını da gösteriyor. Evet, değerli izleyenler, böyle çarpıtıldığı programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun.